Zeytinyağı. Şeytanın aklına gelmez. Gidelim. Amirim. Amirim çok özür dilerim. Ulan Hasan. Tutun şu kapağı. Tek bir adam buraya gelip onlarca nöbetçiyi atlatıyor. Öyle mi? Bu adam hem zeki, hem kurnaz, hem becerikli. Arkasında ne bir iz bırakmış, ne de ipucu. Her şeyi ince ince hesaplamış işte amir. Bana kalırsa çoktan İstanbul'dan ayrılmıştır bile. Burada işimiz bitti. Gidelim. Hemen. Bundan sonra daha dikkatli olun. Hamdi Efendi! Hamdi Efendi, aç kapıyı! Hayırdır? Bu saatte ne istersin Müşir Efendi? Kusura kalma, rahatsız ettik. İşimiz acil. Bir saat içinde bütün yağ toptancılarını bu bizim hamallar kahvesine bekleriz. Bir saat içinde. Ne kadar erken, o kadar iyi. Kaybedecek vakit yok. Pansiyona git. 20 sırık hamalı al. Daha sonra Galata Yağ Kapanı'ndaki tüm yağ tüccarını bizim kahveye getir. Kaybedecek vakit yok. Hadi ağalar, hadi. Bu da sonuncusu. Selamünaleyküm. Kusura kalmayın, bu saatte sizi çağırttık buraya. Dün sizden birisi bir araba yağ aldı. Allah'ım, buradan arabalarca yağ alınır. Bilirim. Ama bu adam bir başka. Daha önce alışveriş yaptığınız biri değil. Verisiye değil, nakit iş yapıyor. Bakkal, çakkal, tüccar değil. Hadi be ağalar. Düşünelim biraz ha. Beyim. Dün sabah bir adam geldi.
Daha önce bizim pazarda hiç görmedim. Nasıl biriydi? 50 yaşlarında. Gözlüklü, sakallı, hafif şişman kel bir adam. Parasını peşin vererek bir arabayı aldı ve gitti. Yağları nereye götüreceğini söyledi mi? Yok, bilmiyorum ağam. Yanında başka biri falan? Yoktu ağam. Eyvallah. Bu eşkalde biri böyle bir suç işleyemez. Gidelim. Eyvallah hanımefendi.